daha iyisin değil mi yavrum? İyiyim anneciğim, merak etme. Sen de gitseydin ya, kalmasaydın burada. Yok canım, yarın sabah hep beraber gideriz inşallah. Baba, sen gitseydin bari. Yok kızım, ben de kalacağım. Burası çok kalabalık ama. Lütfen herkes dışarı çıksın. Şey, ben kalabilir miyim? Lütfen. Bir kişi kalsın o zaman. Hadi biz çıkalım. Dışarıdayız. Evi aradın mı? İyi miyim Zehra? Ha, aradım. Aradım, iyi, merak etme. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Eğer sana bir şey olsaydı gerçekten yaşayamazdım. Her şeyin sebebi Kenan Çetin. Sen de hala onun kuyruğunda dolan. Bırak işçilerin işsiz kalmasını, biz asıl bugün kızımızı kaybediyorduk. Yine her şeyi benim üstüme atıyorsun Cemile. Ne olur yapma. Yeterince üzgünüm zaten. Bir de sen gelme üstüme lütfen. Yalan mı? Her şey o adamın başının altından çıkıyor. O adamın bir şey yaptığı yok Cemile. Holding için çalışıyor. Sizin daha önceden verdiğiniz zararı halledebilmek için uğraşıp duruyor Cemile. Nereden bilsin olayların bu hale geleceğini? Allah Allah. Ya görmedin mi? Adamlar sopalarla geldiler. Bu normal mi? Ya tabii ki normal değil. Ama Ahmet denen o adam kışkırttı hepsini. Duymadın mı? Direnelim, barikat kuralım. Al işte, gördün ne oldu. Deli misin, bekör müsün? Ahmet onlara ne yaptı? Onlar saldırmaya gelmiş resmen. Cemile, onların dertleri kendileriyle. Beri niye ilgilendiriyor? Ne işi var o anarşist adamların içinde? Yavaş. Girmesin işlerine. Gitmesin, çalışmasın o sendikada. Hakan haklı. Allah Allah ya, ihtiyacım var. Berin orada çalışsa da çalışmasa da bunların hepsi olacaktı. İşçiler haklı. Al işte bak, sonunda işlerinden de oldular. Asıl mesele bu. Ama sen o kör inadın yüzünden yine gerçekleri görmek istemiyorsun. Yine geçmişimi kafama vurmaya başladın Cemile. Ben holdingin iyiliğini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. O yüzden böyle davranıyorum. Kimsenin kuyruğunda falan da dolaşmıyor. Sana ne holdingin iyiliğinden ya? Sana ne? Sanki patron sensin. Tamam, bana ne ya? Bana ne senin holdinginden? Benim önemsediğim başka şey Cemile. Ne? Ne önemsiyorsun? Seni Cemile.
Hiç umursamıyorsun değil mi? Beni hiç anlamadın Cemile. Neyse. Ben biraz hava alacağım. İnsan sahip olduklarının kıymetini ancak elinden kaçırdığı zaman anlıyor. Sevgiyi alışkanlığa çevirmemek lazım. Her şey her zaman insanın elinde olmuyor. Elinde olanın kıymetini bilmek lazım. Sindi mi yavrum? Yok anneciğim iyiyim, merak etme. Biraz daha dinlenirsem yarın oturup dururum. Hadi sen gece kalın, durmaya git artık. Anne, ben bugün Berin'le kalırım, haberin olsun. Ha iyi iyi, kal tabii. İşmiş yapmasın çocuğum, dolaşmasın etrafta. Hadi istirahat et kızım. Tamam, merak etmeyin siz. Hadi, Zehra'yı da öp benim için. Tamam, geçmiş olsun. Hadi kızım, Mete de seni eve bıraksın. Ben eve gitmeyeceğim anne. Nereye gideceksin? Hani sana anlatmıştım ya Murat'la aramızda olanları. Ne oldu kızım? Murat'la aramda ne oldu? Murat'la biz boşanıyoruz baba. Ne? Ne diyeyim kızım? Ne diyeyim? Hayırlı olsun. Bugün mahkemem var. Duruşmaya gideceğim. Bugün mü? Kim açtı davayı? Ne zaman? Davayı ablam açtı benim yerime. Berin avukatın mı? Evet. Çocuklarımla ilgili her şeyi en son öğreniyorum. Bravo size. İyi hadi o zaman. Hadi gidelim. Anne gerek yok. Ben tek başıma giderim. Siz gelmeyin. Lütfen. Ben seni Adliye'ye bırakayım o zaman. Tamam, olur. Aylin Murat'la hiç mutlu olmadı ki. Belki de böylesi daha iyi. Ne bileyim artık kafam karıştı. Ben gidiyorum. Nereye? Nereye olacak? İşe. Yorgunsun. Biraz dinlenseydin Cemile. Benim daha o Kenan Bey'le görülecek hesabım var. Hay Allah'ım ya. Tamam bekle. Ya beklesene Cemile.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.